çok severim. Böyle konuşmadan uzaklara bakmayı, boşluğa bakmayı. Ben boşluğu sevmem. Boşluğa bakmayı da sevmem. Sanki dünyanın karanlık yüzü de bana bakıyormuş gibi gelir. Ne biliyorsun dünyanın karanlık yüzü hakkında? Onun içinde yaşıyorum. Neyin var senin? Korkuyorum. Ne oldu? Olandan değil. Olacaklardan korkuyorum. Rahatla ya. Vallahi. Gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Mesela sen biliyor musun bir dakika sonra ne olacağını? Biliyorum. Hiç yakışmıyor. Sen beni ne kadar tanıyorsun ki? Güzel. Kırılgan. Tek başına yalnız genç bir kadın. Bir de işte böyle ateşli oyunlar oynamayı seviyor. Tam tersi. Oyun oynamayı hiç sevmem. Ama hayatım böyle oyunlarla geçti. Bazen gerçek hiçbir şey yaşamamışım gibi geliyor. Tamam hadi kaldır şunu. İki dakika konuşalım. Duygu. Ne kadar ironik değil mi? Hayatında hiç gerçek bir duygu hissetmemiş olan benim... kendime duygu deme. Kendi adını kendin mi koydun sen? Komik kız. Ben burada seni öldürmek için bulunuyorum Barış Serbey. Komik değil. Yalancı ve eli silahlı bir kadın. Oyuna devam ediyorsun yani. Peki. Benim rolüm ne? Ha. Ha şey. Pardon ya. Ben bilerek yapmadım. Ne yaptıysam anında bilmiyorum gerçi ya. Özür dilerim ya. Bak, öldürmeyin beni. Ben çok korkuyorum. Hayatım benim için çok değerli. Ne olur sakın beni öldürmeyin. Sakın. Ne yapacağım kızım ben? Ben Semiram İsmayar Sanzade. Konsül üyesi Raşit Hanzade'nin yeğeniyim. Yeni konsül başkanı Halit Yıldırım'ın emriyle senin infazın için buradayım. Ama bunu yapmayacağım. Senden de beni affetmeni istiyorum. Bana bak. Sen bak. Bir gözlerimin içine bak benim. Duygu ya da işte her neyse adın. Mira diyebilirsin. Sen Altay'ın bahsettiği şu kadınsın değil mi? Beni en başında tanıdığını sanmıştım. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ama yüzünü hiç görmemiştim. Sen ne zannediyorsun ya? He? Biz böyle eski hikayelerimizi anlatıyoruz birbirimize de ergenler gibi fotoğrafları gösterip ağlıyoruz falan mı zannediyorsun sen? Neyi zannediyorsun? Altay benden eski hikayem diye mi bahsettin? Cevap ver. Sor. Halit Yıldırım. Beni neden tam da şimdi öldürmek istedi? Altay'a ve ekibine zarar vermek için. Sonra da Altay'ı mı öldürecektin? Hayır, ona yaklaşamam çünkü kendini korur.
Beni de en zayıf halka gördünüz ha siz. Ben de böyle gerizekalı gibi yüreğim kıpır kıpır edecek ve sana inanacağım. İnanmadın mı? Haklısın. Beni affedebilecek misin? Meryem ve Altay nerede? Haruncan'ın yanında. Nerede olduklarını bilmiyorum. Onlara bir şey yaptılar mı? Hayır, yapamazlar çünkü Halit Yıldırım tarafından korumuyorlar. O zaman niye kaçırdılar kızım? Ellerinde koz olması için. Kesin sizden istedikleri bir şey var. Allah ya. Nasıl bir şeyin içine düştük arkadaş ya? Cehennem gibi ya. Onların oyunları asla bitmez. Sırada ne var? Benim sonum. Niye? Eğer seni öldürmezsem benim işim biter. İnanmak zorunda değilsin. Ama doğrusun. Bana ne kızım? Bana ne ya? Binmişsin bir tane akrebin sırtına, suyun karşı tarafına geçeceğim diye. Akrep sokunca mı iğnesini, zehirli iğnesini geldi aklın başına? Bana ne ya? Ne yaparlarsa yapsınlar. Bana ne ya? Allah Allah. Benim derdim bana yeter zaten. Manyak mıdır nedir ya? Kendimi sana affettirmek istiyorum. Ne yapacaksın prensesim benim? Ne yapacaksın? Kırılmış olan kalbime mimarım olacağım benim. Ne yapacaksın ya? Halit Yıldırım'a karşı sana yardım edebilirim. Neden yapasın böyle bir şey? Ben hayatımda bir kere aşık oldum. Aşık olduğum adamın infaz emrini de Halit Yıldırım verdi. Ben yıllardır ondan intikam almayı bekliyorum. Şimdi senin ölüm emrin de verilince zamanının geldiğini anladım. Sen bana aşık mı oldun şimdi? Öyle bir şey söylemedim. Ben aşkın ne olduğunu bilmiyorum. Yani unuttum. Seninleyken de evet kendimi uzun zamandır iyi hissetmediğim kadar iyi hissettim. Bak lütfen. Kes. Tamam mı? Bak hala lütfen diyorum. Sana yardım edebilirim. Nasıl olacak o? Seni öldürmeden dönemem. İşim biter. Ama eğer sen beni kaçırırsan işler değişir. Arkadaşım, oyuna bak ya. Onları alt etmek için onlar gibi plan yapmalısın. Ben onları tanıyorum. Neye nasıl tepki vereceklerini bilirim. Benim sizinle olmam hiç işlerine gelmez. Bak. Eğer bir daha beni kandırmaya çalışırsan çok ama çok sinirlenirim. O saatten sonra da kimse beni tutamaz. Numara yok. Teslim oluyorum. Gel.